Merhaba gençler. Evet. Trigonometrik denklemlere devam ediyoruz. Bu kosinüs 5x'i nasıl yazacağım artık anlaşıldı değil mi? Evet. 5x'i nasıl yazacağız gençler? 3x artı ne şeklinde yazacağız? 2x şeklinde yazacağız ki sağ taraftaki terimleri ne yapabilelim, elde edebilelim. Kosinüs 3x ne var gençler? Kosinüs 2x var. Evet, bu denklemi sağlayan ne sanırsa kaç vardı? Kök vardır demişim. Evet. Kosinüsün a artı b'sini açıklarken nasıl yazdık gençler? Kosinüs 3x çarpı kosinüs 2x artıdan neye geçiyordu kosinüsün açılımı gençler? Eksiye. Sinüs 3x çarpı ne yazıyoruz? Sinüs 2x. Eşittir gençler. Kosinüs 3x çarpı kosinüs 2x. Sonra bunları götürüyorum karşılıklı gençler. Buradan eksiye gerek yok artık. Çünkü sıfırlandı bir tarafımız ya. Sinüs 3x çarpı sinüs 2x neye eşit olmuş olacak gençler? Sıfır. Evet, buradan iki denklem elde ettik ve sinüs 3x sıfıra eşit olacak gençler. Bir de sinüs 2x neye eşit olacak? Sıfır. Sinüsün sıfır olduğu yer neydi gençler? Sıfır dereceydi. Bunu sıfır derece olarak tasarladığımız zaman gençler buradan 3x eşittir 0 artı 360k yazmıyorduk. Hatırlayın, 180 derecelik dönüşlerimiz bizi neye getiriyordu gençler? Yine sinüsün 0 noktasına getiriyordu. Buradan yine sinüs 2x sinüs 0 eşit diyoruz gençler. 0 ile ilgili yorum yaparken yine az önce ifade etmiştik. 0 artı 180k diyoruz. 180'lik dönüşümüz bizim yine sinüsün ne olmasını sağlıyor? 0. Buradan gençler hepsini 3'e bölersek buradan ne gelir? 0 artı 60k. Buradan x eşittir 0 artı ne gelir gençler? 90k. Şimdi buradan k'ya 0 verdiğimiz zaman gençler x1 ne olur? 0. Buradan da 0 gelecek, onu almaya gerek yok. K'ya 1 verdiğimiz zaman gençler buradan x2 60, x3 ne gelir gençler? 90. Sonra k'ya 2 verdiğimiz zaman gençler x4 eşittir 120. Buradan gençler x5 eşittir 180. Buradan k'ya 3 verdiğimiz zaman gençler x5 180'i yazmayalım. Yazmıştık onu, geçelim. Buradan gençler x6 diyelim. K'ya kaç vermiştik? 3 vermiştik. 270. Devam edelim gençler. K'ya 4 verdiğimiz zaman burası kaç olacak? X7. 240 olur. Burası gençler 360 olur. 360 dahil değil. Sonra gençler bir de K'ya bir saniye az yukarı alayım şunu. Evet. K'ya 5 verdiğimiz zaman gençler bir saniye. Şöyle. Şu dursun şöyle de yeterli. Evet. K'ya gençler 5 verdiğimiz zaman buradan ne gelecek? X8 kaç gelir gençler? 5 verin bakayım. 300 gelir. Diğer tarafa bakalım. 0, 90, 60, 120, 180. 360 alamıyoruz gençler. Evet. Kaç tane farklı kökümüz oldu? 90, 180, 273 tane orada var. Bu tarafta 0, 60, 120, 240. 3, 2, 4, 5, 3, 8 tane farklı kökümüz olmuş oldu. Evet. Güzel bir soru. Bunu deftere alıyorsunuz gençler. Evet. Devam edelim. Bu da güzel bir soru. Bunları da deftere alın gençler. Arklarla ilgili sorularımız var şimdi. Ark gençler sinüs 3x eksi 1 eşittir ark kosinüs gençler 1 eksi 2x. Şimdi ark sinüsü karşıya atıyoruz gençler. 3x eksi 1 neye eşit olur o zaman bakın. Ark sinüs karşıya ne olarak geçiyordu? Sinüs. Buraya ne yazıyoruz gençler? Ark kosinüs 1 eksi 2x diyelim. Sonra hatırlayın. Arkları çözerken buraya ne diyorduk gençler? A diyoruz. Tamam mı? Buna A dediğimiz zaman buradan sinüs A neye eşit olur gençler? Söyleyeyim bakayım. 3x eksi 1. Bu cepte dursun. Bir de gençler ark kosinüs 1 eksi 2 x'e a dedik. Bunu karşıya attığımız zaman gençler 1 eksi 2 x'de ne eşit olur? Kosinüs a'ya.
Şimdi biz bu kosinüs ve sinüsü yok etmeyi düşünüyoruz değil mi? Çünkü bizden ne isteniyor? Eşitliği sağlayan x reel sayılarının çarpımı isteniyor. Biz ne yapacağız gençler? Her iki tarafın kareleri toplamını alacağız. Kareler toplamını aldığımız zaman gençler, evet ne olacak? Sinüs kare ile kosinüs kare a'nın toplamı neye eşit olacak gençler? Kareler toplamı sağ, sol tarafta 1 olur. Sağ tarafa geçelim gençler. Açtığımız zaman 9 eksi kare eksi 6 eksi artı 1. Altta akin açarsanız gençler 1 eksi 4x artı 4x kare gelir. Düzenleyelim denklemimizi gençler. Birer tane 1'i götürelim. Evet. 13 x kare eksi 10x artı 1 eşit 0. Bize bu denklemin neyini sormuş gençler? Kökler çarpımını sormuş. X1 çarpı X2 C bölü A'dan ne eşit olur gençler? 1 bölü 13 yani cevabımız A'dan olur. Evet. Devam edelim gençler. Bir sonraki sorumuz yine bir trigonometrik ters trigonometrik sorusu. Bunu da alalım. Tamam. Evet. Art tanjant gençler 3x eksi 4 var. Evet. Sağ tarafta ne var gençler? Art kotanjant x artı 1 var. Yine art tanjantı eşitliğe sağına atalım. 3x eksi 4 neye eşit olur gençler? Art tanjant sağ tarafa tanjant olarak geçti. Biraz önceki örneğimdeki gibi. Art kotanjant x artı 1 var. Gençler buradan şunu a diyelim. Tamam. Buraya a dediğimiz zaman tanjant a neye eşit olmuş olur? 3x eksi 4. O cepte dursun. Sonra arc kotanjant x artı 1'e ne dedik gençler? A dedik. Karşıya atalım bunu. Kotanjant a neye eşit olacak? X artı 1. Evet. Bunları da taraf tarafa ne yapalım gençler? Çarpalım. Taraf tarafa çarptığımız zaman tanjant a çarpı kotanjant a eşittir gençler. Çarparsak 3x kare artı 3x eksi 4x eksi 4. Burası ne oldu gençler? 1. Evet. Buradan 3x kare eksi x eksi 4. 1'i de bu tarafa alalım gençler. 3x kare eksi x eksi 5. Denklemini elde ettik. Yine x'in alabileceği değerler çarpımını sormuş gençler. C bölü a var yine burada. x1 çarpı x2 için ne olacak gençler? Eksi 5 bölü 3. Yok etmek için a'ları ne yaptığımı fark ettiniz değil mi? Aynı açının tanjantı ile kotanjantının çarpımı bir özdeşliğini kullanmış olduk. Evet. Şimdi güzel bir soru var yine gençler. Sinüs x tanjantın yerine ne yazacağız gençler? Sinüs bölü kosinüs bakın görüyorsunuz değil mi? Evet. Bir denklemimiz var yine. Eşittir gençler. 3 parantezinde ya da 3 eksi 3 cos x'i bir yazalım. Evet. Buradan kosinüs eşitliğin sağını alırsanız gençler burada tarafta sinüs kare x olur. Öbür tarafı gençler 3 kosinüs x eksi 3 kosinüs kare x olur. Şu sinüs karenin yerine ne yazalım gençler? 1 eksi kosinüs kare x yazalım. Denklemdeki değişken sayısını 1'e indirmiş olalım bu şekilde. 3 kosinüs kareyi bu tarafa alırsak gençler 2 kosinüs kare x eksi 3 kosinüs x artı 1 eşit 0 olur. Bize neyi sormuştu? Bu denklemin bir kökünü sormuş gençler. Buradan 2 kosinüs x'i kosinüs x eksi 3'ü bulmak için buraya eksi 1'e eksi 1 diyelim. Çarpanlarımız ne olur o zaman gençler? 2 kosinüs x eksi 1 çarpı kosinüs x eksi 1 olur. Buradan denklemin köklerinden bir tanesi 1 bölü 2 olur. Denklemin köklerinden bir tanesi de gençler 1 olur. Bize 0 pi aralığındaki kök aşağıdakilerden hangisidir demiş. Buradan x kaç gelir gençler? 60 derece olarak bulunur. Kökü sorduğu için genel çözüme girmedim. Cevabımız demiş. Evet. Şimdi sinüs 3x demiş gençler 1 bölü 4. Şimdi biz sinüs 30'un ne olduğunu biliyoruz gençler. 1 bölü 2 sinüs 0'ın ne olduğunu biliyoruz gençler. 0. O zaman sinüsü 1 bölü 4 olan ve 3'ün katı olabilecek şekilde ne alabilirsiniz yaklaşık olarak? Biz ne düşünebiliriz onu? 15 derece düşünebiliriz. Öyle yapacağım tamam mı? Sinüs
3x. Eşittir ne yazdım gençler? Sinüs 15. Yaklaşık bir değer aldım. Çünkü bana aralıkta kaç tane kökü olduğu sorulmuş. Oraya alfa falan demedim de rahat düşünelim diye böyle yaptım. O zaman 3x ne olur gençler? 15 artı 360k. Bir de gençler, 3x eşittir 180 eksi 15. Çünkü sinüsün pozitif olduğu bir ve hangi bölgeydi? İkinci bölge artı 360k. Bir daha alfalarla falan uğraşmayayım diye böyle düşündüm. X ne olacak gençler? 5 artı 120k. Buradan x eşittir. Ne kalmıştı? 165 mi? Evet. Oradan da 3'e bölerseniz onu ne gelir gençler? 55 artı 120k gelir. Evet. Buradan k'ya 0 verelim. Şimdi 0 360 aralığında kaç kök bulacağız? X1 kaç olur? 5. X2 kaç olur gençler? 55 sağımız. K'ya 1 verelim gençler. K'ya 1 verdiğimiz zaman X3 eşittir 125. X4 eşittir gençler 175. Şimdi K'ya 2 verelim gençler. 240. 5 daha 245. Buradan bakalım gençler. X6 diyelim. 240'a 45 eklediniz. Şey pardon 55 eklediniz. 295. Gençler 3 verdiğimiz zaman 360 eğer ikisi de ne yapıyor? Bakın geçiyor. O zaman bu aralıkta kaç tane kökümüz vardır? 6 tane kökümüz vardır. Evet. Şimdi sinüs 2x var gençler. Onun açılımını yaparsak 2 sin x çarpı cos x. Kosinüs zaten kalsın orada. Kotanjantın yerine de ne yazacağız gençler? Kosinüs x bölü ne yazdık? Sinüs x yazdık. Evet. İçler dışlar yaparsanız gençler 2 sinüs kare x çarpı kosinüs x artı kosinüs güzel yazalım. Kosinüs x çarpı sinüs x eksi kosinüs x eşittir 0 yapalım gençler. Burayı ne parantezine alalım gençler? Kosinüs parantezine alalım. Kosinüs parantezine aldığımız zaman 2 sinüs kare x kosinüs karşıdan bu tarafa aldığımı fark ettiniz değil mi? Sinüs x eksi 1 eşit 0. Bunu çarpanlarla ayıralım gençler. 2 sinüs x'e sinüs x gençler. Şöyle yapalım. Bir saniye. Eksi 1'e artı 1 yaparsak çaprazladığımızda ortayı veriyor. O zaman çarpanlarımız ne olmuş olur gençler? Kosinüs x çarpı 2 sinüs x eksi 1 çarpı sinüs x artı 1. Eşit 0. Buradan bir kökünü sormuş bize ya. Kosinüs x ne olur gençler? 0 olur. Sinüs x ne olur gençler? 1 bölü 2 olur. Bir de sinüs x neye eşit olur? Eksi 1 eşit olur. Şimdi buradan kosinüsün 0 olacağı yer 90 var mı? Yok. 1 bölü 2 olacağı yer bir 30 gençler. Bir de 180 eksi 30'dan kaç? 150. Burada eksi 1 olacağı yer 270. Bakın cevaplarımızda hangisi var? 150 Edirne seçeneği var gençler. Evet. Devam edelim. 101. sorumuz gençler. Şimdi sinüs 2x var ona 2. Sin x cos x şeklinde ayrıştıralım gençler. Eksi 2 kök 3 sin x var. Gençler diğer taraftakileri de bu tarafa alalım. Artı kök 3 eksi cos x diyelim. Hepsini bu tarafa aldım. Sonra buraya gençler, şurayı görüyor musunuz? Şu iki kök 3'ü yanlış yazmışım. Düzelteyim onu gençler. Evet. Ne parantezini alalım? 2 sin x parantezini alalım. 2 sin x parantezini aldığımızda ne gelecek görüyor musunuz? Cos x eksi ne geldi? Kök 3 geldi. O zaman burayı da eksi parantezini alalım gençler. Cos x eksi kök 3. Şunu güzel yazalım. Amacım ne yapmaktı? Çarpan elde etmek ortak. O zaman cos x eksi kök 3 parantezini alırsanız gençler 2 sin x eksi 1 eşit ne olur? 0. Buradan gençler kosinüs x kök 3 bunun çözümü boş. Çünkü kosinüs fonksiyonu ne aralığında değerler alıyor gençler? Hatırlayın 1 ile eksi 1 aralığında. Kök 3'ün yaklaşık değeri de gençler 1.7 olduğu için buradan çözüm boş. Burayla ilgilenelim. Sinüs x neye eşit olacak gençler? 1 bölü 2 olacak. 0-2 pi aralığında kaç vardı? Kökü vardır demiş. Sinüsü 1 bölü 2 olan 30 ve ne olacak gençler? 150 derece.
Evet, kaç tane varız? 12 tane cevabımız Adana olur. Evet. Devam edelim. Şimdi güzel bir soru var. Tanjant soruyor ya bize, ne yapacağımızı biliyoruz biz. Bunu defter alın. Bu homojen ikinci derece bir denklem. 2, 3 sin kare x, eksi 5 sin x cos x, eksi 7 kosinüs kare x gençler eşittir 0. Hepsini kosinüs kareye böleceğiz gençler. Tanjanta dönüştürmek için, tamam mı? Bütün terimleri neye bölüyorsunuz? Kosinüs kareye bölüyorsunuz. Böldüğünüz zaman buradan ne gelecek gençler? 3 tanjant kare x. Buradan eksi 5 tan x. Eksi 7 eşit ne oldu gençler? 0. Evet, tanjantın alabileceği değerler toplamını sormuş gençler. Buradan x1 artı x2 diyordu ki eksi b bölü a mantığımız vardı gençler. Eksi b bölü a mantığıyla düşündüğünüz zaman cevabımız kaç gelir buradan? 5 bölü 3 denizli seçeneği bulunmuş olur. Evet, şimdi bu da güzel bir soru. 4 çarpı sinüs. Bunu da defter alın. Aralık sorusu. 5x eşittir 3m eksi 2. M'in aralığını sormuş gençler. Burada neyi düşüneceksiniz? Sinüs fonksiyonu. Buranın 5x falan olması çok önemli değil. Ne aralığında değer alıyor? Eksi 1 ile 1. Bunu 4 ile genişletelim gençler. O zaman ne olacak? 4 sin 5x. Evet. Fonksiyonu eksi 4 ile ne aralığında değer alıyor gençler? Artı 4. O zaman bunu burada yerine yazarsanız. Yani 4 çarpı sin 5x'in yerine ne yazacağız gençler? 3m eksi 2 yazıp m değişkenine bağlı ifade elde edelim. Buradan eksi 2'ye her iki tarafı artı 2 olarak ekleyelim gençler. 3m eksi 2 ile ne aralığında olacak? Sonra artı 6 aralığında. Hepsini 3'e bölelim gençler. Eksi 2 bölü 3 ile m eşitlik de var burada gençler. Ne aralığında olacak? Yani eksi 2 bölü 3 ile 2 aralığında olacak cevabımız. C'nin seçeneği olur. Evet. Şimdi trigonometri ile ilgili güzel bir soru daha var da gençler, bunu farklı bir yolla çözeyim size. Evet. Neyle çözelim? Fonksiyon grafiği ile çözelim gençler. Tamam. Fonksiyonun grafiği ile çözelim. Evet. Bu da bir denklem çözme yöntemi gençler. Şimdi ben İlk önce bir sinüs fonksiyonunu çizeyim şöyle. Bu 0 pi 2 pi aralığında ne fonksiyonu gençler? Sinüs x fonksiyonu. Evet. Burası 0 pi eksi 1. Evet. Şimdi bize bir sinüs x lazım gençler. Eksi pi ile pi aralığında mı demiş gençler? O zaman şurayı da çizelim. Evet, şurayı da çizelim. Nereye de almış olalım? Şöyle. Eksi pi'ye de alalım gençler. Sonra bir de sinüs x sıfırdan küçükken sıfır alacakmışız gençler. Sıfırdan küçükken ne alacakmışız? Sıfır. Sıfırdan küçükken o zaman direkt sıfır alacağımıza göre bu tarafta sınırımız şöyle olur. Şu en son çizdiğimi geri alayım. Şöyle yapayım. Kesikli çizeyim gençler. Şöyle. Sıfırdan küçük ki bakın ne diyor? Sinüs x sıfırdan küçükse diyor. Eksenin altındaysa gençler ne olacak o zaman? Sıfır alacakmışız. Şurayı o zaman sinüsün değer olarak sıfırdan küçük olduğu yerini alacağız gençler. Sıfır alacağız şöyle. Şöyle. Burası sıfırlanıyor. Evet. Bu aralıkta sıfırlandı. Eğer sıfırdan büyükse de diyoruz 2 sin x alın diyor gençler. O zaman da şöyle alacağız. İki sin x alacağız, tamam mı? Yani şunu alacağız şöyle. İki katını alacağız. Değer vererek de bulabilirsiniz de gençler. Ben böyle güzel bir yöntem anlatayım size. Evet. Burada da kaça gelmiş olacağız o zaman? 2'ye. Yani görüntü kümesini soruyor gençler bize. Görüntü kümesi ne aralığında değişecek o zaman, görüyor musunuz? Sıfırla ne aralığında değişmiş olacak?
iki aralığında değişmiş olacak. Evet, güzel bir soru. Evet. Bir örneğim daha var gençler, bu da güzel. Bununla dersimizi bitirelim inşallah. Evet, bakın şimdi bu aslında güzel bir özellik. Daha net görmeniz için gençler bir şey yapacağım şimdi bakın. Bakın şu uzunlukların birbirine ne olduğu söylenmiş, görüyor musunuz? Ne olduğu söylenmiş bakın, eşit. Evet, burada da şunu maviyle çizeyim daha rahat görün. Şöyle, şöyle. Şurayı da ne vermiş gençler bakın. Biraz silik de onu netleştirelim, dik vermiş. Şurayı da A demiş de alfaya dönüştür. Biz de alfa yapalım. Şurayı da 1'e 2 vermiş şöyle. Evet, ben ne yapacağım bakın şimdi. Takip edin. Evet. Gençler bakın ne yapıyormuştum. Evet. Bakın şuraya nokta diyelim. Çizgi diyelim. Tamam. Buraya ne diyeceğiz? Çizgi. Buraya da ne deriz? Bakın nokta. Yani şu üçgenle şu üçgen eş olur. O zaman çizgide 2 var ya, şurası 2'ye kaç olur o zaman? 1 olur. Buranın tamamı da kaç olur gençler? 3 olur. Bir de şöyle bir şey yapacağım gençler bakın. Dikkat edin. Şimdi şurası alfaydı ya. Burası ne olacak? 90 eksi alfa, tamam mı? O zaman şu tepenin tamamı da ne olacak gençler? Alfa olacak. Tanjant alfayı soruyor bize değil mi? Tanjant alfa ne olur gençler o zaman? Görüyor musunuz? Kaç olur? 3 bölü 2. Denklemle falan da çözebilirsiniz ama geometri bilgisiyle güzel bir soru olmuş oldu gençler. Bunu da defter alırsınız diyorum. Evet, dersimizi burada bitiriyoruz.